Herkese merhaba. Bugün Football Manager 2021'de Göztepe kariyerinde 3. bölümdeyiz. 3. bölümde karşımızda oynayacağımız Yeni Malatyaspor, Rizespor, Fenerbahçe, Konyaspor maçları var. 4 maçla bugünü tamamlayacağım. Bu 4 maçtan sonra da acaba neredeyiz ona bakacağız. Şimdi önceki haftalarda ne yaptığımızı, ikinci bölümde neler yaptığımızı göstereceğim. İkinci bölümde lige başladık. Ligde 6 maç yaptık. 6 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberliğimizle birlikte 3 tane de mağlubiyetimiz var. Fikstür aslında bizim için çok zorluydu. Bu 6 maçta Başakşehir, Galatasaray, Alanyaspor, Ankara Gücü, Erzurumspor ve Beşiktaş'ta oynadık. Son şampiyon Başakşehir. Galatasaray'ın kadrosu çok iyi. Alanyaspor'un kadrosu çok iyi. Beşiktaş'ın da kadrosu iyi ama Beşiktaş'ı bir şekilde deplasmanda yenmeyi başardık aslında. Şimdi burada Yeni Malatyaspor, Rizespor, Fenerbahçe ve Türkiye Kupası maçı var. Türkiye Kupası'nın haricinde bir de Konya'yı da oynayıp Kasım ayını burada tamamlamak istiyorum. Yani 4 maç dedim ama 5. maçla birlikte burayı tamamlayacağız. Kasım ayı fikstürünü tamamlayacağımızı düşünüyorum. O zaman inceden başlayalım. Kötü gitmedik aslında bence ama daha da iyi olabilirdik. Özellikle Erzurumspor ve Alanyaspor maçlarında hiçbir oyuna etki edemedik. Bu bizi üzdü. Ama Başakşehir maçında geri döndük. Galatasaray maçında penaltı kaçırdık ve onlardan daha iyiydik bence. Ama bir şekilde Ankara Gücü maçında deplasmanda 4-0'lık galibiyet. Yine Beşiktaş karşısında deplasmanda 1-0'lık galibiyet. Artık önümüzde bir Yeni Malatyaspor maçı var. İçeride oynayacağız Yeni Malatyaspor'la. Yeni Malatya'yı da yenip bir şekilde yolumuza artık tamamen devam etmek istiyoruz. O zaman başlıyorum. Ve Yeni Malatyaspor maçının gününe geldik. Yeni Malatya'yı yenmemiz lazım. Ligdeki durumumuz çok hoş değil ya. Çok hoş değil. Burada kesinlikle galibiyet şart. Beşiktaş maçının da anlam kazanabilmesi için Yeni Malatya'yı yenmemiz gerekiyor. Birkaç sakat oyuncumuz vardı. Onlarla alakalı sanırım az da olsa oynayabilecekler. Soner Aydoğdu yok maalesef ama Dömünge, o da bizim kurgucu Ahmet şovunu yapmış videonun içerisinde. Ve başlayalım. Beşiktaş maçının anlam kazanabilmesi için bu maçta onlara iyi bir performans göstermesi gerektiğini söylüyoruz ve İstiklal Marşımızla birlikte maça başladık. Haydi Göztepe. İyi bir takımı var Yeni Malatya'nın. Önde özellikle Tete ciddi şekilde bu ligin önemli oyuncularından bir tanesi. Cueva sağda, Real Hayat'ta biraz daha kadro dışı kalmış durumda. Olcay var yine solda. Savunmada güçlü bir savunması var bence Yeni Malatya'nın. Semih ve Wallace'la birlikte biz de buradan skor alacağız. İzmir'de Demingue şimdi çevirdi ama olmadı. Orada Tete savunmayla birebir de kaldı. Tete şutunu çıkardı ve maalesef etkili demiştik Tete için. Üzücü. Şimdi Guidetti. Haydi yapalım bunu. Guidetti! Gol Guidetti. İrfan Can'ın asisti. Muazzam gol. Oh geri döndük. Taktiksel değişikliği yapacağım ama. Biraz daha koşu yoluna pas yapmamız lazım bizim. Geri döndük. Ve bunun devamını sağlamamız lazım. Tyler Boyd, haydi abi. Murat, iyi bir orta keser misin? Evet, evet. Aa, direkten döndü. Tyler Boyd pek iyi bir performans sergilemiyor maalesef. 6.6 ile oynuyor. İkinci yarıya başlamadan bir oyuncu değişikliği yapmayı düşünüyorum. Uzun oynadı yine ama orada o topları almamız lazım bizim. Rojas'tan Olcay'a. İlk yarıyı 1-1 götürelim. İlk yarıyı bir... Oh. Çok şükür. Çok şükür. Şöyle bir parmakla işaret edeceğim. Taraftarlara bu maçın hakkını verelim diyoruz taraftarlar için. Cilerme'yi alacağım. Demingue'yi çıkartıp. Cilerme'yi buraya, Alparslan'ı biraz daha öne koyacağım. Alparslan çok orada oynama yeterliliği yok ama bunu yapmamız lazım. Sağ tarafa Oğulcan'ı alacağım. Kanat, forvet, hücum. Çözelim şu oyunu. Berkan. Evet. İyi bir orta gelir mi Berkan? Yapıyorsun bunları ama orada top kaybı sıkıntı yaratabilir bize. Bravo Mihojlović. Poco. Savunma arkasına Guidetti. Guidetti! 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 İşte bu! Attı golünü. Bekliyoruz halen. Üçüncü golü de atıp rahatlamalıyız. Ve şu cendereden çıkmalıyız. Yine uzun topla Guidetti'yi buluşturduk. Poco'ya verdi. Guidetti hat-trick! Hat-trick! Guidetti buradasın. Buradasın John Guidetti. İyi ki almışım seni. İyi ki almışım seni. İşte bu be. Poco'ya. Poco bakalım ne yapacak. İyi bir orta gelir mi? Murat Paloli.
Paloli bir çalım attı. Poco. Ciler mi? Ah Herrera. Murat iyi yine geldi oradan. Murat Paloli kesti. Bu arada penaltı mı? Koray Gençerler VAR'a gitti. Sergen Yalçın gibi şu an hakeme itiraz ediyorum. Sanki vermeyecek gibi. Penaltı yok. Üzerimize oynanan oyunlar çok zorlu geçecek bu sezon. Maalesef. Halil, Poco. Nasıl kaçtı be? Şurada Alparslan'ın form durumu biraz düşük. Oraya bir Yalçın'ı alacağım. Halil'in yerine de Tyler Boyd'u alacağım. Trippich'i alacağım. Ve bu şekilde devam edeceğim. Bir değişiklik hakkımız daha var. Onu da kullanacağım. Şerif Endiaye'yi alıp 75 gibi Guidetti'yi çıkartacağım. 90 artı 1'i oynuyoruz. İrfan Çiçi ile top ayağımızda kalsın. Bu şekilde devam. Son dakikalar top bizde kalsın derken Akoah'la kaptırdık. Lukoki 3-2. 3-2. Maalesef orada kötü bir pas geldi. Orta sahada topun hakimiyetini alamadık ama korner. Lütfen kötü şeyler olmasın. Kötü şeyler lütfen olmasın. Endiaye ile bir kontra atak şansı. Şerif Endiaye bunu yapar mıyız? Seninle birlikte iyi bıraktı. Trippich şutu geldi olmadı. Tekrar aldı Trippich. Top bizde kalsın yeterli. Poco. Bitti bu iş. Çok iyiydi. Poco bugün çok iyiydi. 4-2. Son dakikalarda biraz heyecan katsayım artsa da 4-2 kazandık. İşte bu diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Sansasyonel bir maç tabii. 4-2 kazanmak çok önemliydi bu maçta. Yeni Malatya'nın kadrosu cidden iyiydi. Ve biz de bu ligde bir yerde olduğumuzu, önceki skorların, fikstürün adaletiyle alakalı olduğunu düşündüm. Geri döndüğüm için mutluyum. Basın toplantısına bu sefer katılacağım. Poco'nun şaşırdık. Ben çok şaşırmadım. Lionel Messi'den daha iyi dedim John Guidetti. Hepimize afiyet olsun yani. Kafamız güzel çünkü. Başkanla aram çok iyi. Mehmet Sepil'i gerçekten de çok severim bu arada. Sayın Mehmet Sepil cidden ender. Türk futbol tarihindeki başkanlarda ender karakterlerden, kaliteli anlamda söylüyorum, ender karakterlerden bir tanesi. Umarım sayılar artmaya devam eder Mehmet Sepil gibi başkanların. Rize Spor maçındayız birazdan ve umarım Rize'yi de deplasmanda yenerek galibiyet serimizi sürdürürüz. Türkiye Kupası'nda Tekirdağ ile eşleştik, Tekirdağ Spor ile ve bunun buradan umarım galip geliriz. Çanakkale'ye de yakın, ben de bir ailemi görmüş olurum. Ve Rize Spor maçıyla birlikteyiz. Zirveyle aramızda bir 7 puanlık fark var. Tabii ben 8. maçımı oynayacağım. Onlar da 8. maçını oynayacaklar. Biz buradan galip gelmemiz gerekiyor. Rize deplasmanı sıkıntılı deplasmanlardan bir tanesi. Bir şekilde buradan skoru alabiliriz. Mihailović-Çiçi ikilisiyle ben devam etmeyi düşünüyorum. Atınç'ın çok ağır olduğunu düşünüyorum özellikle. Orada değişiklik yapmayacağım. Alparslan, Poco, Demingue. Şuraya Cilerme'yi koyacağım. Demingue'yi biraz daha çekeceğim. Çünkü daha iyi olacağını düşünüyorum Cilerme ile birlikte. Sonradan da oyuna alabileceğimiz bir oyuncu olsun. Umarım istediğimizi gerçekleştiririz Rize Spor deplasmanında. Geçen maçta iyi bir performans gösterdik. Bu maçta da onu göstermek istiyorum. Biraz daha beden dilimi de onlara belirteceğim. Geçen maçta gösterdiğiniz performans devam etsin. Konuşmayacağım maç öncesi. Rize deplasmanındayız. Thomas Hoca. Bir dönem o da Göztepe'mizde yardımcı antrenör veya teknik direktörlük yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ona da maç öncesi başarılar dileklerimizi ilettik. Yine bir taç atışıyla. Sıkıntılı bu taç atışlarının geri dönüşü bize problem yaratıyor. Yeni Malatya Spor maçında da böyle bir şey olmuştu. Mihailović orada. Bakalım VAR'a gidiyor. Orada Mihailović'in bir topa müdahalesi vardı. Saçma sapan işler yapmayın isterseniz. Alper Çetin VAR'a gitti ve penaltı yok. Ya doğru karar bu zaten. Ama nasıl bunda VAR'a gidilebiliyor? Topun gittiğini hepimiz gördük burada. Çok saçma yani. Onlara VAR bize yok demeyeceğim bu arada. Yağmurlu bir hava ve sıkıntı yaşayabileceğimizi düşünüyorum aslında ama umarım ilk golü atan ve maçı da kazanan biz oluruz. İlk golü atmak önemli. Ama bir şekilde geri dönüyoruz nasıl olsa. Guidetti. İyi pas yaptık orada. Orada iyi pas yaptık. Topu açalım artık kenara. Evet Halil'le orada iyi bir orta şansı bulabilir miyiz? Murat. Evet. Poco muazzam gol! İşte bu! Andre Poco! Öndeyiz. İşte bu diyorum. Ve başka hiçbir şey söylemiyorum. Muazzam gol. Zirveye adım adım. Adım adım zirveye geliyoruz. Adım adım. Sakin olun. Sakin. Biraz daha tempomuzu ben düşürebileceğimizi düşünüyorum. Daha disiplinli oynasınlar. Bir tık da zaman geçirebiliriz. Deplasmanda yatan Anadolu kulüpleri gibi oluyor ama yapacak bir şey yok. İlk yarıyı 1-0 önde kapattık. Burada doğru konuşmayı yapmamız gerekiyor. Gösterdiğiniz performanstan memnunum dersen biraz daha oyuncuların rehavete kapılacağını düşünüyorum aslında. Parmakla işaret edip kendilerini beğenmiş bir tavır takınmayacaklarını söylemem gerekiyor. Ve hepsini de motive etmeyi başardık. Şu orta sahada aslında ya iyi gidiyoruz ama daha da iyi olmalıyız orta sahada. Topla çıkışlarda özellikle yağmurlu havada problem yaşamamak adına.
Orada bir baskıyla topu alabilirsek sevineceğim ama uzun toplara dikkat edelim. Bravo Çiçi. İkiyi bulalım ve rahatlayalım istiyorum. İkiyi bulalım ama Alparslan'ın orada topla çıkışları ciddi manada soru işareti şu an. Offside yok mu burada? Bravo İrfan. İrfan bravo. Cilerme'nin top kayıpları çok fazlalaştı. Loic Remy, İrfan. Ya burada galip gelmemiz gerekiyor ya. 3'te 3. Önemli cidden. Bunu başarmamız lazım. Berkan ona spas. Bir şeyleri değiştirmemiz lazım. Cilerme'nin durumu hiç hoş değil şu an. Bunu yapmam lazım. Şerif'i alacağım. Fırsatçı golcü. Guidetti'nin yanına. Demingue'yi de şuraya çekip. Şuradan da talimatlarla fazla bekletmeden orta açmalarını isteyeceğim. Bir foul. İyi bir kullanırsak gol olur mu? Demingue! İşte bu! 2-1. Oyunu aldık ve golünü attı. Neyim ben? Jose Mourinho falan mı? Sakin. Berkan'ın orada bir sarı kartı var. Trippic kötü. Halil kötü. Şöyle yapacağım. Tyler'ı alacağım. Oğulcan'ı alacağım. Şuradan da Guidetti'yi şuraya çekip biraz daha orta sahayı kuvvetlendirmem lazım. Kubilay'ı da buraya attım mı? İyi çıktık topla. Topla iyi çıktık. Poco'dan iyi pas. Evet Oğulcan. Yaparsın. Yapabilirsin. Poco! Ah! Oğulcan da eski takımına karşı oynuyor. Son düdüğü bekleyelim. Son düdük önemli. Son düdük. Kazandık. İşte bu. Çok iyiydi. Bu gerçekten çok iyi oldu. Hemen şuradan bir fikstüre girip size de göstermek istiyorum. Bu şu an o izlediğimiz 10 dakikalık sekansta yeni Malatya ve Rize ile oynadık. İkisinden de galibiyet aldık. Son Beşiktaş maçında bir önceki bölümde kazanmıştık. Son 4 maçta, son 5 maçta 4 galibiyetimiz var. Erzurumspor'u da yenseydik 5'te 5 ciddi anlamda çok güzel olacaktı. İşler çok iyi gidiyor. Fenerbahçe'yi evimde ağırlayacağım. Umarım Fenerbahçe'yi de yenerim. Bir 15 günlük ara var. Şimdi Fenerbahçe ile oynayacağız. Fenerbahçe ile aramızda bir 5 puanlık bir fark var. Kazanırsak bu puan farkı 2'ye düşecek ve aynı zamanda da buradaki rakiplerimin üzerine çıkma ve lig ikincisi olma şansım var aslında. Umarım bunu başarırız. Başakşehir ile berabere kaldık. Galatasaray'a yenildik. Beşiktaş'ı yendik. Ve Fenerbahçe'yi de yenmek istiyorum. İç sahada ve 3'te 3 yaparak gelen bir Göztepe varken 4'te 4 Fenerbahçe ile neden olmasın? Umarım Fenerbahçe'de lig lideri, kadrosunun da kalitesinden gayet eminiz neler yaptıklarından. Umarım Fenerbahçe karşısında kendi oyunumuzu oynayarak kazanmak istiyoruz diyorum. Ve başlıyoruz. Ya aslında kadroyu bozmak istemiyorum. Son maçta iyi bir oyun sergilemiştik ama Cilerme ile alakalı biraz şüphelerim var. O yüzden oraya Demingue'yi koyup aslında Demingue'yi Mezella değil de ofansif oyun kurucu hücum oynatsam nasıl olur diye düşünüyorum. Bir de öyle deneyeceğim. İyi performans gösterdi çünkü destek oynayacak. Haydi başlayalım. Yani kaybedecek bir şeyimiz yok. Rakip iyi bir takım. Biz de iyi takımız. Bir şekilde bunu taraftarlarımızın karşısında Fenerbahçe'yi yenerek göstermemiz gerekiyor. En iyi defansını geçme görevi. Fenerbahçe ligin en iyi savunma yapan takımlarından bir tanesi. Özel bir şey hazırlamamıza gerek yok. Bir şekilde kendi oyunumuzu oynarsak rakibimizi yeneceğimizi düşünüyorum. Topa sahip olmayı, seven bir rakibe karşı bir adım önde olmayı nasıl başaracaksınız? Zaten oyunumda hızlı kenarlarımla birlikte topu rakibe bırakıp kapmaya yönelik bir oyun sergiliyorum. Bunu da burada yine başaracağız diye düşünüyorum. Fenerbahçe iyi pas yaptı. Orada o topu kesmek önemli bizim adımıza. Gökhan'la ligin en iyi beki. Sisse kaçırdı Sisse. İrfan. Top hep Fenerbahçe'de şu an sıkıntı duymuyor değilim. Bu kadar topla oynamalarına izin vermemek lazım. Sisse'nin topu direkten döndü. Bunlar birer bize şu an neler yapacağımızla alakalı ön fragman aslında toparlanmamız gerekiyor. Bir şekilde oyuna ağırlığımızı koymamız gerekiyor aslında. Tempoyu biraz daha düşürmek istiyorum. Şu pozisyonu atlattığımız takdirde. Bravo İrfan. Şurada tempoyu düşüreceğim. Biraz daha ağırlığımızı koyacağız. O topu alacağız. Berkan kaptırmazsak güzel olur. Alparslan iyi orta gol getirir Berkan. Berkan Guidetti. Haydi oğlum. Haydi. Şunları boş ver diyeceğim. Çünkü dikkat edin, pres yaparken tek bir oyuncuya direkt üzerine pres yaparsanız o oyuncu, gösterdiğiniz oyuncu sürekli onunla gidiyor ve kendi yerini boşaltıyor. Bu anlamda çok büyük problemler oluyor. O yüzden önerilenleri ben iyi okumanızı tavsiye ediyorum size. İlk yarıyı 0-0 kapattık. Bence iyiydi bu. Daha iyi olmalarını istiyorum. Maçı hak ediyorlar arkadaşlarım. Biraz kaygılı göründüler. Sıkıntı yok. Hallederiz.
Ciler mi alacağım oyuna? Deminciyi çıkartıp. Berkan, haydi abi. Haydi o topu alalım. O topu alalım ve sakin kullanalım. Bravo. Oyna. Oyna Ciler mi? Ama oynasana. Zamanında oynasana. Yine mi penaltı? Ali Palabıyık ne yapıyorsun? Topa müdahale abi. Değişiklik şart. Oğulcan'ı alacağım. Şuraya da Taylor'ı alacağım. Şu an sıkıntı. Şu an sıkıntı. Mert Hakan'la etkili geldi Fener. Ve maalesef. Oh, gol oldu zannettim. Guidetti'yi çıkartacağım. Şerif Endiaye'yi alacağım. Endiaye bize maçı çözer misin? Tek dileğim var. Mihailović. Haydi. Tek bir dileğim var. Ciler mi? Endiaye. Fenerbahçe iyi pas yaptı yine orta alanda. Ozan'dan Gökhan'a. Bunu savuşturalım yani. Bunu savuşturalım. Evet, evet. Haydi. Haydi Endiaye. Yapalım bu işi Endiaye. Yapalım bu işi. Hiçbir problem yok. Ciddi manada hiçbir problem yok. Fenerbahçe'ye yenilmedik. Yani şöyle bakmak lazım. Başakşehir'le berabere kalıp Beşiktaş'ı yendik ve Fenerbahçe'yle berabere kaldık. Tek Galatasaray yenilgisi var bu 4 büyük maçta. Galatasaray maçında da penaltı kaçırdık ve bence daha iyi oynamıştık. 9 maçta 14 puan, 10 maçta 17 puan yapmak istiyoruz. Bence bunu da başarabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi Tekirdağ'la oynayacağız, sonra da Konyaspor'la oynayacağız. Bence ligdeki durumumuz şu an büyük takımlara karşı ve yenilmememiz açısından önemli. Bence iyi gidiyoruz. Tekirdağ spor maçıyla devam edelim seriye. Türkiye Kupası maçını tatile attım. Türkiye Kupası'ndan ciddi şekilde ya kupa maçlarından haz etmiyorum. Eğer Avrupa Kupası, Şampiyonlar Ligi falan değilse 6-1 yenmişiz. Beklentileri karşıladığımızı düşünüyorum. Poco yine 4 gol atmış Poco. Çok iyi. Ndiaye'nin golü var ve Guidetti'nin golü var. 4-4-2 oynatmış yardımcı antrenörüm. İyi bir performans göstermişiz Tekirdağ Spor'a karşı. Umarım ligde de aynı başarıyı devam ederiz diye düşünüyorum. Oyunu da kaydediyor. Türkiye Kupası'nda 5. turda Altınordu ile eşleştik. İzmir'in dışına çıkmamak aslında sevindirici. Tekirdağ maçını içeride oynamıştık. Yine Altınordu maçını deplasmanda olsa da yine İzmir'de oynayacağız. Bu anlamda önemli. Umarım Türkiye Kupası'nda bir noktaya gelene kadar, çeyrek finale gelene kadar oynama taraftarı değilim. Tatil atma taraftarıyım. Bunu da söyleyeyim. Ve geldik Konyaspor'la oynayacağımız maçın tarihine. Umarım Konyaspor'da ligde 3. sırada. İyi de bir kadroları var aslında Konyaspor'un. Oyunda en azından. Güçlü duruyorlar. Kuvvetli duruyorlar savunmada. Biz burada bir galibiyet alırsak yukarıda kesinlikle olacağız. Bu maç cidden önemli. Hem de kapanışı yaparken de mutlu bir kapanış yapmak istiyorum. Umarım mutlu bir kapanışı yapabilirim diyeyim. Demingen'in son... Ya burada bir rotasyonu bir doğru düzgün oturtamadık. Onu belirtmem lazım. Soner aslında geldi. Soner'i ilk devre kullanabiliriz. Defansif oyun kurucu ya da defansif oyun kurucu destek olarak oynatmak istiyorum. Poco'nun performansı, Alparslan'ın performansı. Aslında Alparslan yerine de bir değişiklik yapabiliriz. Soner'i şuraya çekerek. Alparslan aslında o kadar da beklediğim kadar iyi bir performans bence sergilemiyor. En azından ligde daha iyi şeyler bekliyorum onda. Şöyle bir şey yapabilirim. Soner'i çekip Alparslan'ın yerine. Alparslan'a da oraya da Demingen'i koyabilirim. Yine Demingen'in aslında Cilerme'ye göre daha iyi bir performansı var. Ve bu anlamda da burada daha sağlam durabiliriz. Hem de savunmadan topla çıkışlarda daha dikkatli olabiliriz Alparslan'ın yokluğunda. Bunu belirtmek lazım. Halil'le de Trip için yerlerini değiştireceğim bu sefer. Onların rollerini de değiştireceğim. Trip için sağda kanat oyuncusu hücum oynatacağım. Halil'i de yine aynı şekilde kanat oyuncusu hücum oynatacağım ve umarım buradan galibiyeti yine alabiliriz. Faruk Mia, Kerim Fıray, Ömer Ali, Musa, Milosevic ciddi şekilde önemli bir kadrosu var. Kaybedecek bir şeyimiz yok değil, bence kazanmamız da gerekiyor. Yani kaybedersek sıkıntılı olacağını düşünüyorum. O yüzden bunu da diğerlerine gösterelim bence. Umarım buradan galibiyet alırız diye düşünüyorum. Konya'dayız. Haydi bakalım. Oyunculara direkt sesleneceğim. Konsantrasyonunuzu kaybetmeyin diyerek. Maça hemen başlangıcında. Korner. Bunu savuşturalım. Çok iyi. Demince sakatlandı. Bu kötü oldu. Cilerme'yi atacağım oyuna. Mezelle oynasın. Mezelle oynasın. Demince'nin yokluğunda. Haydi şuradan. Bir skoru çıkarsak ne güzel olur. Halil iyi indin içeri. Çevirdi ve gol! Gol geldi. Kendi kalesine attı Marko Yevtović. Trippic'in şutunda. Çok iyi oldu bu. Bravo, bravo, bravo. Top bizde kalsın yeter. Top bizde kalsın cidden yeter. Top bizde kalırsa problem yaşayacağımızı düşünmüyorum ama Halil bu tarz pas hataları sıkıntı yaratıyor bize. Önemli, topun peşinden koşmanın bir alemi yok. Edukun şutu iyi bir şut çıkardı ama kaleyi bulmadı. Bir şekilde daha dikkatli olmamız gerekiyor.
Şu an toplam oynamada ciddi şekilde Konya'nın üzerindeyiz. %46-%54 çok ciddi şekilde olmasa gerek. Ama daha iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Umarım bu şekilde devam ederiz. İlk yarıyı 1-0'lık kapatabiliriz. 2-0 da olur. Hiç üzülmem. Berkan'ın kötü bir ortası var. Serkan'ın direkt ellerine doğru. Burada iyi kestik. Haydi bakalım 2-0'la soyunma odasına gider miyiz? Bakalım Cilerme'den Halil'e. Halil iyi çevirirsen. Skubic. Mihailović. Orada Skubic'in iyi bir müdahalesi vardı Halil'e. Baskıyı yapabilir miyiz ön alanda? Yapamadık. Yine uzun çıkmaya çalıştı Konya. Çıkamadı. Tekrardan aldık Poco ile birlikte. Bekliyorum şu an. Şu an sıkıntı yaşamayalım. 2-0'ı beklerken 1-0'dan da olmayalım. İlk yarıda derken Çiçi maalesef. Yedik mi? Yedik. Yani şu hata çok mu gerek vardı topla oynamaya bu kadar? Bilmiyorum açıkçası yani. Ve gol! Guidetti muazzam gol! Çok sert vurdu. İlk yarıyı 2-1 önde kapatma fırsatını elimize aldık şu an. Ve devre arası. Elleri kenetleyeceğim ve kendilerini beğen... Ya ama iyi bir performans sergiledik. Çok da onlara baskı yüklememek lazım. Şimdi burada bir değişiklik şart. Özellikle Halil'in performansı çok kötü. Halil'in yerine bir Tyler Boyd'u oraya koyacağım ben. Bunu yapmam lazım. Tyler'ın aslında sol tarafta ters ayaklı kanat oyuncusu. Hücum oynatacağım ve içeri devrilmesini isteyeceğim ondan. Halil'den hiç beklemediğim bir performans maalesef. Poco'dan haydi Guidetti. Ama bunu atmamız lazımdı. Bunu atmamız lazımdı Guidetti. Poco'nun bir sarı kartı var. Sıkıntı yaratabilir o bize. Soner'e bir tık öne alıp Poco'yu geriye çekip Alpaslan'ı oyuna atma düşüncem var aslında. Biraz daha şu 75'i görelim en azından. 3-1 bulursak çok tatlı olacak bizim için. Orada o topu alalım. Ömer Ali hızlı gelebilir. O topu orada kesmek lazım. Bravo. Sakin olalım. Sakin olalım. Koru korusak şu an için yeterli diye düşünüyorum ama hep uzun oynuyor İrfan. Bunlar problem yarattı. Öyle bir talimatım olmamasına rağmen şut geldim. Ya ama bu olmaz ki ya. Ya böyle bir şey olmaz ki ama. Yani ne gerek var abi? Niye uzun oynuyorsun ki ya? Top bizde kalsın. Top bizde kalsın. Öyle bir talimat bile vermemişim yani. Ben mi yanlış görüyorum bilmiyorum ama öyle bir talimat yok abi burada. Ya ilginç ilginç işler ya. Ciddi manada ilginç ilginç işler yani. Anlamsız. Gereksiz. Oğulcan'ı da alacağım trip için yerine. Oğulcan sağ ayak. Ters ayaklı kanat oyuncusu oynatmak çok mantıklı olmasa gerek. Kanat oyuncusu oynatacağım. Hücum. Alpaslan'ı oraya koyduk. Yani şuradan ne güzel galip gelirken. Yani şu tarz hataların çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum abi. Yani çok detayları, küçük detaylar skoru belirliyor. Onu savuşturmamız lazım. Burayı savuşturmamız lazım şu an, evet. Ama Berkan, yani şunun niye ayağa çıkmıyoruz abi? Biz niye ayağa çıkmıyoruz ya? Ya kötü değil. Kötü değil ama yani çok gereksizdi abi. Çok gereksiz goller ya. Çok gereksiz goller ya. Deminge'yi de 4-5 hafta kaybettik. Ya kötü değiliz, iyiyiz. Yani hatta şöyle bakmak lazım. Burada da sonlandıracağım aslında. Şu Kasım ayını bence kötü geçirmedik. Ligde 4 maçta kaybetmedik. 2 galibiyetimiz var. Biri Fenerbahçe beraberliği, diğeri Konyaspor deplasmanı. Yani kötü değil. Kazanmamız gereken maçları kazandık. Ama daha iyisi neden olmasın? Konya maçında bence kazanmak gerekiyordu. Bir şekilde kazanmamız şarttı yani. Ligde şöyle bir bakalım. Fenerbahçe'nin daha mağlubiyeti yok. Bizim 3 mağlubiyetimiz var. Yukarıda olan ilk 5 takımda 3 mağlubiyet bizde var. Yine en az gol yiyen ligde 4. takımız. Bir şekilde bunun da olması gerektiğini, yani doğru olduğunu düşünüyorum. Daha fazla skor üretmemiz lazım. 10 maçta attığımız 14 gol çok iyi olmasa gerek ki bunların da 4'ü Yeni Malatya'ya, 4'ü Ankara Gücü'ne. Yani 2 maçta 8 gol atmışız. Kalan maçlarda, yani kalan 8 maçta 6 golümüz var. Bunun artması lazım. Kötü değiliz. Daha iyi olabiliriz. Sezon başında ilk 10 haftada böyle bir puan bareminde olmak bizi mutlu eder miydi? Bence ederdi. Umarım daha iyisini de gösteririz. Bir şekilde diğer bölümde bunu devam ettireceğiz ve şurada da yoğun bir maç şeyine giriyoruz. Bir Süper Lig maçı daha eklenecek burada Aralık ayında. Kasım ayında 4 maç yaparken burada 5 maçımız var. Ve ayrıyeten bir de Türkiye Kupası maçımız var. Trabzon'la oynayacağız. Karagümrük deplasmanı Gençlerbirliği. Yine Kayseri ile evimizde. Aslında bir tık daha buraya göre daha zor bir fikstür var bence. Gaziantep, Trabzon, Karagümrük sıkıntılı maçlar. Buradan da sağ salim çıkarsak Ocak ayına tatlı bir şekilde gireceğimizi düşünüyorum. Umarım elimizden geleni yaparız. Ben burada kariyeri kaydedeceğim ve sonrasında da bir sonraki bölümde haftaya tekrardan görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi haftalar diliyorum. Soğukta
sokak hayvanlarını da unutmayalım diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.